şimdi ya Türkiye'nin müdahalesiyle Rojava devrimi ya da Rojava deneyimi denen deneyimin sonunun gelmesini de bence bu kalıp içinde görebilmek mümkün. Peki bu arada neler oluyordu ABD? Şimdi Bush, dediğim gibi Bush yönetimi Amerikan gücünü müthiş hasara uğrattı. Hem yurt dışında hem de ekonomik kriz nedeniyle içeride. Obama'nın tarihsel işlevi ABD'nin dış politikadaki hedeflerini Amerika'nın daralan kaynaklarına uygun hale getirmekti. Buna İngilizce'de retrenchment diyorlardı ve yavaş yavaş Amerika'yı birincil hedeflerine odaklanacak bir noktaya getirmeye çalıştı. Zaten her elinde hıyar tutana da elinde tuzlukla koşabilecek ne mecali ne de kaynağı kalmıştı. 2016 yılının Mart ayında The Atlantic dergisinde Obama ile yapılmış 4 ay süren mülakatlarla donanan bir uzun makale çıktı. Başlığı The Obama Doctrine, yani Obama doktriniydi. Ve orada Obama hayata nasıl baktığını anlatıyor. Şimdi bu Obama'nın siyasetleri iyiydi, kötüydü filandan başka bir şey söylüyorum. Adam dünyaya nasıl bakıyor? Bir, diyor ki Avrupalılar, şimdi bunu Trump da söylüyor da daha küstahça söylediği için kızıyoruz. Avrupalılar bizim sırtımızdan geçinmeyi artık bırakmalılar. Bir. İki, kendi savunmalarına daha fazla kaynak ayırmalılar. Üç, Avrupa zaten yeniden savaş çıkacak bir alan değil artık. Ve nitekim Obama çok ciddi sayıda birliği Avrupa'dan kendi döneminde çekti. İki, Rusya, Ukrayna bizim derdimiz değildir. Sonuç olarak bu Rusya'nın arka bahçesidir. Açıkçası bizim de yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur dedi. Şimdi Amerikan Başkanı'nın bunu söylemesi hani çok iyi karşılanacak bir şey değil kendi kamuoyunda falan dedi. Üç, biz bu Arap Körfez ülkeleriyle niye ittifak içindeyiz diye sordu. İsrail'e döndü. Siz bu kafayla devam ederseniz ağır bir bedel ödeyeceksiniz. Ben sizi uyarıyorum ama bu kafayla devam etmek istiyorsanız da edebilirsiniz dedi. Ve ekledi. Arap dünyası körfezi İran'la paylaşmaya da alışmalıdır artık dedi. Bu İran'la anlaşma imzalandıktan sonra. Ve o yüzden zaten İran'ın nükleer silah yapma projesinden vazgeçmesini sağlamak onun açısından önemli bir stratejik hedefti. Sonra şuna geldi. Dedi ki kardeşim dünya yeniden kuruluyor ve nerede kuruluyor? Avrupa'da kurulmuyor. Orta Doğu'da zaten hiçbir şekilde kurulmuyor. Nerede kuruluyor dünya? Asya'da kuruluyor. O zaman bizim kaynaklarımızı Asya'ya, üstelik orada bir de toplumlar bizi seviyor, diğer yerlerdeki bir de hakaret diyemiyoruz dedi. Bir de Latin Amerika'ya çevirmemiz gerekir dedi. Orada da Afrika'ya çevirmemiz gerekir. Orada da seviliyoruz dedi. Bunu yapmak için de çok önemli bir girişimde bulundu. Şimdi bu uluslararası sistemde savaş ihtimalinin yükselmesi, yeni bir gücün çıkması ve bunun bir şekilde sisteme yerleştirilmemesi dönemlerinde olur. Yükselen bir güce karşı da elinizde 3 opsiyon vardır. 1. Bunu dengelemeye çalışırsınız. 2. Bunu çevrelemeye çalışırsınız. 3. Kafa kol girersiniz. Şimdi Obama ne yaptı? Çin, bu F-35 biliyorsunuz radara gözükmüyor ya. Çin'de dünyanın F-35'i. Kendini hiç radarda göstermeden büyüdü. Sonra hey yaptı. Ana dediler, Trump geldi. Şimdi Deng Xiao, aranızda eminim eski Mao'cular da vardır yani. Şimdi Deng Xiao, cüce Deng zaten ölmeden dedi. Kusura bakmayın, uyandırma kerizi.
biz büyüyelim. Çünkü Batı ne sanıyor o zaman? Onlar da zaten bize benzeyecekler. Başka neye benzeyebilirler ki? Çinliler de evet, bizim 5000 yıllık bir uygarlığımız var. Tam da sizin hedefe doğru dolu dizgin gidiyorduk diye işlerinden herhalde söylediler. Şimdi Obama ne yaptı? Bakıyorsunuz Çin çok büyümüş. Şimdi 2000 yılında Çin dünya ekonomisinin %4,5'u. 2008 dünya krizi geldiğinde Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Bugün de %16'sı. Satın alma paritesiyle de dünyanın birinci ekonomisi 2014 sonbaharından beri. Tamam mı? Çin'in etrafındaki bütün ülkelerin bir numaralı ticaret ortağı Çin. Buna Japonya, Hindistan, Kore, More hepsi de dahil. Şimdi bunun bu gücü ve şimdi Çin'in kendini tanımlayışı da şey, orta krallık, Middle Kingdom. Yani biz varız, gidip oraya buraya saldırmayız. Bizim cazibemizle herkes bize yamanır. Biz mıknatısız. Obama o zaman bunu nasıl kırmayı düşündü? Trans-Pacific Partnership, yani Pasifik Ötesi Ortaklık adlı bir serbest ticaret bölgesi oluşturma projesiyle. Amerika kıtasının Pasifik kıyısından 4 ülke, Japonya dahil Asya'daki Pasifik'e kıyısı olan 8 ülke, 5-7 de olabilir, şu anda hatırlayamadım, kusuruma bakmayın. Bunlarla bir serbest ticaret bölgesi. Bu şekilde ne yapacaktı? Çin'in ekonomik gücüyle bunların üzerinde kurmuş olduğu büyük bağımlılık ilişkisini koparmaya muvaffak olacaktı vesaire filan. Şimdi bu size söylediğim 3 opsiyondan dengeleme ve çevrelemeyi birleştiren ve yeni bir uluslararası düzen dengesine geçişi barışçıl şekilde sağlayabilecek olan bir çareydi. Donald Trump 20 Ocak 2017'de iktidarı devraldıktan yanılmıyorsam tam 3 gün sonra ABD'nin imzasını bu Trans-Pacific Partnership'ten çekti. Ve ne yaptı? Silaha başvurmasa bile 3. opsiyonun 1. evresine, yani bodoslama, Çin'in ekonomik olarak belini kazmayla kırma projesine yöneldi. Bundan ne sonuç alacağını hep birlikte göreceğiz ama çok kısa bir süre içinde de kendisinin seçilmesinden çok değil 2 yıl önce Çin'i bu denli odağa koymamış olan Amerikan iş dünyası ve siyasi seçkinlerini de arkasına aldı. Ya önümüzdeki dönem, aranızda ticaret filan da yapan varsa, önümüzdeki dönem dünyada serbest ticaretin övgülerinin yağdırıldığı, şarkılarının söylendiği bir dönem olmayacak. Ekonomik milliyetçiliğin ön plana çıktığı bir dönem olacak. Bunun boyutları şu kadar olur yahut bu kadar olur ben bilemem ama herkes bir şekilde kendisini korumaya çalışacak ve belki de küreselleşmeden tam anlamıyla dönmek söz konusu olmasa bile küreselleşme içinde bölgeselleşme ön plana çıkacak. Bunları bir başka zaman daha ayrıntısıyla tartışabiliriz. Şimdi dolayısıyla vardığımız noktada Amerika'nın Orta Doğu'da ne yaptığını düşündüğünüzde Obama'dan Trump'a çok da farklı olmayan bir çizginin üzerinde hareket ettiğimizi, ABD'nin er ya da geç bu bölgeye daha az kaynak ayıracağını, daha az dikkat ayıracağını görmemiz lazım. Bunun en önemli sebeplerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazı ve kaya petrolü üretimi sayesinde dünyanın bir numaralı petrol üreticisi haline gelmiş olması. Zaten 1971'e kadar Amerika kendi kendine yeten bir ülkeydi petrolde. Orta Doğu petrolüne olan bağımlılığı da hiçbir zaman ihtiyacının %25'ini geçmedi. Niye peki orası önemli ki bizim Irak sırasında yaptığımız tartışmalarda da bence gözden kaçan oydu. Mesele gidip o petrolü kimin çıkaracağı değil. O petrol kaynaklarına erişimi kimin kontrol edeceği meselesidir. Bu ikisi arasında önemli bir fark var. Çünkü zor bir yerde petrol çıkarılacaksa onun teknolojisi zaten büyük şirketlerde var. Başkalarında yok.
çıkaracaksanız o petrolü zaten bunlara gideceksiniz. Yani bunların tutup 1,5 trilyon doları gömmeleri gerekmiyor o şeyi petrolü çıkarmak için. Ama petrol alanlarına erişimi kimin kontrol edeceği önemli bir iş. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'da 15-20 bin kişilik bir üssü var. Bahreyn'de 7. filonun limanları var vesaire. Orada duruyorlar. Daha ne kadar orada kalacaklar vesaire ya da politikaları ne olacak aslında şu an itibariyle çok da net değil. Onu merak ederseniz Trump'ın politikalarıyla bağlantılı olarak konuşuruz. Sadece şuna dikkatinizi çekeyim. Bundan yaklaşık bir ay önce İran, Suudi Arabistan Aramco'nun petrol tesislerini vurdu. Ankara'da bunu söyledim. Konuşma bittikten sonra Büyükelçilik Müsteşarı geldi yanıma. Bizim yaptığımızı nereden biliyorsun dedi. Bana öyle geliyor dedim. Bahreyn'de dedi Amerikalıların üsleri var dedi. Görebilirlerdi o zaman dedi. Çok başarılı bir operasyon yapmışsınız. Ondan göremediler herhalde dedim. Güldü bitti. Neyse. Müthiş bir başarıydı yani şimdi bu tür işlerde başarı arayacaksanız İranlıların yaptığı ve herkese çok güzel bir mesaj verdi. Siz bizim boğazımızı sıkarak ölmemizi istiyorsanız madem öleceğiz o zaman biz de sizin canınızı sıkalım diye biz de şunu yaparız diyebildiler. Suudi Arabistan açısından çok sıkıntılı olan şu şimdi Suudi Arabistan'ın petrolü Körfez'deki Doğu Eyaleti'nde çıkarılıyor. Doğu Eyaleti'nin nüfusu çoğunlukla Şii. Dolayısıyla orada çalışan işçilerin de çoğu Şii. Suudlar her ay böyle birkaç Şii kelle kesiyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi oradaki Şiiler açısından bu çok da arzu edilebilir ya da hoşa gidecek bir durum değil. Dolayısıyla İranlıların orada kendilerine yandaş birilerini bulmuş olmaları da çok zor değil. Nitekim bana bir istihbaratının güçlü olduğuna inandığım bir gazeteci dostumun yabancı söylediği vurulan yerlere çip yapıştırmışlar. Yani dolayısıyla füzeler çiplerin sinyallerini takip ederek gidip vururlar. Çünkü şu kadar enteresan. Ya vuruluyor yani hedefler vuruluyor. Kimse ölmüyor. Şimdi bu az buz bir şey değil. Ya İran feci bir rejim ama ya şimdi kabul etmek gerekir ki bu tür konularda belli bir ihtisas sahibi de rejim. O sayede ne oldu? Trump dedi ki ay Allah bu Suudi Arabistan'a yapılmış bir saldırıdır dedi. Suudlar ne dediler? Amerika arkamızda değil ve ne oldu? Hemen Yemen'de Husilerle konuşmaya başladılar ve derhal İran'a aramızda bir yanlış anlaşma oldu herhalde yoksa biz de sizi tabii çok seviyoruz filan diyerek bir şekilde ortalığı yumuşatmaya çalıştılar. Şimdi bütün bunların içinde Türkiye nerede? Ha patmış buldum. Gevezelik böyle bir şey. Ben bunu niye anlattıydım? Şimdi bu İranlılar Aramco'yu vurduğunda herkes nereye döndü baktı? Amerika'ya. Şu anda Suudi Arabistan'dan en çok petrol alan ülke hangisi biliyor musunuz? Hanımefendi Amerika ihracatçı. Çin. İhracatçı değil de çok üretiyorken. Dünyada Suudi Arabistan'dan en çok petrol alan ülke Çin. İran'ı ayakta tutan, tutulabildiği kadarıyla bütün ambargolarla filan ülke Çin. Aranızda bir Allah'ın kulu Çin'in bu saldırıdaki tepkisi ne oldu diye merak etti mi? Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Amerika'nın tanımladığı güç düzeni eriyor. Yabana atmayın. Bir hocam vardı rahmetli. O zaman soğuk savaş var. Sovyetlerle ilgili bir laflar ediliyordu. Don't trivialize an empire demişti. Trivialize nasıl tercüme ederiz? Dalga küçümsemeyin. Küçümsemeyin. Tamam. Şimdi dolayısıyla evet Amerika küçülebilir, şu olabilir. Yabana atmayın her şeye rağmen. Şimdi ama dediğim gibi bir şekilde kendisini dünyanın her tarafına yetişecek bir güç olmaktan çıkarıyor. Bu da çok net. Fakat onunla birlikte yeni dünyada rol oynayacak olan ülke eğer Çin'se, Çin henüz kendi yakın çevresinin dışında etkili olabilecek bir ağırlığa sahip değil. Ne Suudi Arabistan'a
sözü geçiyor ne İran'a sözü geçiyor. Bu bakımdan aslında elinde beş benzemez değilse bile düşük döperle oynayan Rusya'nın hakkını teslim etmek lazım. Yani dünün gücü fakat bugünün jeopolitiğine damgasını vurmayı becerdi. Suriye'de Allah'tan kendilerine şans niyaz edelim tabii bu arada. Bunun da sebeplerine geliriz. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Öğrencilerim bu ismi bilmiyorlar ama hepinizin iyi bildiğine eminim. Zbigniew Brzezinski, Carter'ın ulusal güvenlik danışmanıydı. Tam soğuk savaşçıydı filan. Ben Brzezinski'nin soğuk savaş bittikten sonra yazdığı kitapları çok beğenerek okudum. En son ölmeden önce yayınlanan kitabı Stratejik Vizyon başlığını taşıyordu. O kitabın ya 72 ya 78. sayfasında şöyle bir saptaması vardı. Diyor ki devletler de insanlar gibi diyor benzer özellikler gösterirler. İşte bir takım şeyleri yapmaya yatkınlıkları falan vardır. O bakımdan devletleri birbirinden ayırmak kolay değildir. Devletleri birbirinden ayırmak için asıl bakacağınız şey ihtiyatlı hırsla, pardon sabırlı hırsla İhtiyatsız kendini doldurma arasında hangisini tercih edecekleridir. Ben tahmin edeceğiniz gibi bunu okuduğumda boğazım oldum ve aklıma Amerika ile Çin gelmedi. Türkiye geldi. Tamam mı? Yani şimdi tam o sıralarda çünkü Çin cebinde 3,5 trilyon dolar nakitle ben sadece bölgesel bir gücüm hiçbir şey yapamam deyip dururken biz bölgesel güç olmakla yetinmeyip küresel erişimden filan bahsediyorduk. Tamam mı? Şimdi sanırım Türkiye'nin başına gelen bu oldu. Yani ihtiyatsız kendini doldurma. Henüz bittiğini söyleyemeyeceğim. Ama halbuki aslında Arap isyanlarına kadar kötü de götürmüyordu Türkiye işi. Şimdi Irak'taki savaşın başarısız olmasının olmasından dolayı en karlı ülke İran idiyse benzer ölçüde olmasa bilgiyle gene çok karlı çıkan bir diğer ülke de Türkiye'ydi. Çünkü Amerika'nın oradaki varlığı her şeye rağmen İran ve Suriye'deki rejimleri diken üstünde tutuyordu. Fakat Amerika başarısız olduğu için de size aslında